Xiaomi bu kez bayağı şaşırttı. Mi A14'ü kesinlikle yükleyin. Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Benden en çok beklenen videolardan biriyle karşınızdayım. Bu videoda Mi A14'e geçmek mantıklı mı? Mi A14 güncellemesi yüklenmeli mi? Yoksa Mi A13'te mi kalınmalı? Mi A13 ile farklar neler? Geçmeye değer mi değmez mi? Performans testlerini kıyaslayarak hepsine yakından bakacağız. Öncelikle bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yaklaşık 3-4 haftadır yani bir aya yakın bir süredir Xiaomi 11T'de mi 14ü çok detaylı bir şekilde deneyimledim. Oyun tarafında olsun performans, kamera gibi noktalarda telefonu bayağı bir zorladığımı belirtmem gerekiyor. Xiaomi Mi A14'ü artık sorunlarından arındırılmış, daha sade, daha kullanışlı, daha az güç tüketen bir arayüz olarak tanıttı. Ama Xiaomi her arayüzünü tanıttığında yani her sene buna benzer şeyleri söylüyor. Ama gerçekte yani deneyim açısından bu durum böyle mi der derseniz bir aylık deneyimimi hesaba kattığımda kesinlikle doğru olduğunu söyleyebilirim. Evet baktığım zaman performans noktasında da ve arayüzdeki değişimleri de çok net bir şekilde hissettiriyor. Tasarım açısından ve ek özellikler noktasında global sürümde MIUI 13 oranına çok fazla bir özellik gelmiyor. MIUI 14 ile 13'ü karşılaştırdığım bir video yapmıştım. Orada gelen tüm özelliklere yakından baktık. İzlemek isterseniz kartlar kısmına koyacağım oradan izleyebilirsiniz. Ancak yeni gelen özellikler hem benim için hem de pek çoğumuz açısından çok da önemli değil. Bizim ilgilendiğimiz en önemli nokta performans, hız artışları, batarya performansındaki iyileşmeler ve ısınma problemlerinin giderilmesi diyebilirim. Bu noktada MIUI 14'ten fazlasıyla memnun kaldığımı söylemekte fayda var. MIUI 14 son zamanlardaki en iyi arı diyebilirim. İlk olarak batarya performansı ile başlayalım. Mi A13'te Xiaomi 11T ortalama oyun oynamadan günlük bir kullanımda 7 saat civarı ekran süreleri alabiliyordum. Şu an için baktığım zaman da MIUI 14 ile beraber bu süreler 8 saatlerin üstüne çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Batarya anlamında gözde görülür şekilde bir artışın olduğunu belirteyim. Akıcılık kısmında ara yüzde MIUI 13'te ara ara takılmalar, laglar olabiliyordu. Bu kesinlikle 11T'nin işlemcisiyle alakalı değil. Tam olarak MIUI 13 sorunu. MIUI 14'te bu sorunların tamamının giderildiğini belirteyim. Çok daha akıcı, pürüzsüz bir arayüz deneyimi ile birlikteyiz. Xiaomi hakikaten bu kez şaşırttı. Çünkü güncellemeleri yaptıkça pek çok Xiaomi telefonda yavaşlamalar, sorunları görebiliyorduk. MIUI 14, Xiaomi 11T'de kusursuz şekilde çalışıyor. Bu video sadece benim deneyimlerimle kalmayacak. Performans testlerine canlı canlı bakacağız. MIUI 13'teyken bazı testler yaptım ve aynı testleri MIUI ile de yaptım. İlk olarak AnTuTu benchmark'tan başlarsak MIUI 13'te Xiaomi 11T 607.000 skorunu alırken Geekbench tarafına baktığımızda da Tek çekirdekte 823, çoklu çekirdekte 2480 almayı başarıyor ve 3 d mark yani cihazın GPU'sunu, grafik işlemcisini, oyun performansını test ettiğimiz zaman da 4522 skorunu görebiliyoruz. MIUI 14'e güncelledikten sonra Xiaomi 11T Antutu'da 680 bini geçmeyi başarıyor. Geekbench 5'te ise 11T adeta uçmuş durumda. Tek çekirdekte çok bir fark yok ama 891'de gayet güzel bir artış. Çoklu çekirdekte aradaki farkı çok net bir şekilde görebiliyoruz. 3150 puanla yaklaşık %30'a varan bir performans artışı var. Aynı şekilde 3DMark'ta da ufak bir yükselişin olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası şu ana kadar gelen çoğu güncellemede pek çok Xiaomi telefonun performansında yavaş yavaş düşüşleri görebiliyorduk. Ama MIUI 14 şu ana kadar ki performans anlamında en iyi güncelleme diyebilirim. Telefonu kullanırken de MIUI 13 ile aradaki performans farkını çok ciddi şekilde hissettiriyor. Burada uygulama açılışlarında olsun uygulamalar arasında geçerken cihazın hızlandığını siz de hissediyorsunuz. Burada eğer alt segment bir Xiaomi kullanıyorsanız yani Redmi 10, 10C gibi telefonlar kullanıyorsanız performans yönünde çok büyük değişimler beklemeyin. Çünkü bu telefonlar zaten çok güçlü değil. Ama Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro ve bunun üstündeki 11T olsun, 12T olsun veya Poco X4 GT gibi cihazlarda da Mi 14'e geçtiğinizde bu farkı çok net şekilde hissedeceksiniz. Benim şu ana kadar en beğendiğim Xiaomi arayüzü kesinlikle Mi I 14 ve hangi telefonu kullanıyorsanız kullanın mi 14e geçmenizi öneriyorum ve 11T'de yüklü olan sürümde Mi A14.0.3 daha gelecek olan ek güncellemelerle batarya anlamında daha da iyileştirmeleri görebiliriz. Son olarak da bu testler ve performans farkları oyun tarafında bize nasıl yansıdı derseniz zaten Xiaomi 11T'de oyun anlamında herhangi bir problem yaşamıyorduk ama 90 fps'te ara ara bazı sahnelerde 75-80'lere kadar düşüşler olabiliyordu. Ama şu an oldukça stabil ve ısınma anlamında da cihazda uzun süreler oyun oynadığınızda ısınma sorununun çok ciddi oranda düştüğünü de söyleyebilirim. Uzun süre oyun oynadığımızda elle hissedilir şekilde daha az ısınıyor. Performans artarken ısınma problemi de artık çözülmüş durumda. Eğer yurt dışı Xiaomi aldıysanız güncellemeyi yapmadan e iğmeyi kontrol ettirmenizde fayda var. Çünkü güncellemeyi yaptıktan sonra iyi gidebilir. Onun haricinde diğer tüm Xiaomi kullanıcıları MIUI 14'ü gönül rahatlığıyla yüklesin. Son olarak da bir toparlayacak olursak performans, ısınma ve batarya konusunda ciddi avantajlarımız var. Hatta bu güncelleme Xiaomi telefonunuzun daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak. Ve bu videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın ve